Bir düdük sesiyle başlıyor zamanda yolculuk. Rayların üzerinde su gibi akıp giden manzaralar bilinmeyen bir serüvene sürüklüyor yolcularını. Binbir Gece masallarının izinde doğuya giden bir lokomotifi takip ediyor vagonlar. Ve yepyeni bir keşif başlıyor bilinmeyen diyarlarda. İstanbul'dan Tahran'a uzanan tren yolculuğu Haydarpaşa istasyonundan başlıyor. Mehter müziğinden namelerle uğurlanan Binbir Gece yolcuları Şah Şehriyar'ın memleketine doğru yola çıkıyor. Ganz freundlich empfangen worden auch in Haydarpaşa. Wir haben nicht nur die neue Kultur Anatoliens kennengelernt, sondern auch die antike Kultur. Es waren fantastische Musikgruppen da, die uns die traditionelle türkische antike Musik vermittelt haben. Und das hat uns besonders gut gefallen. Yeni bir tren seyahatindeyiz. İpek yolu tarihte birçok uygarlığın ortaya çıktığı bir coğrafya olmuştur. Bu coğrafyada imparatorluklar kurulmuş, devletler ortaya çıkmış, beylikler doğmuş. Bu coğrafyada kültürler, dinler, masallar birbiriyle harmanlaşmış ve eşsiz bir uygarlık deneyimi olmuştur. İşte bu coğrafyada, bu engin coğrafyada yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. İçinde masallar olacak ve içinde çok sayıda hikayeler, mitoslar ve tarih öyküleri olacaktır. İstanbul'dan başlayan bu özel yolculuğumuz İsfahan'a kadar devam edecek ve İran'da eşsiz uygarlıklarla tanışma imkanı bulacağız. Eskiden İpek yolunda kervanların bağladığı bu iki özel şehir aslında birbirine çok benzeyen iki şehir. İkisi de başkentte olmuş. Birisi Safevi Devleti'nin ve Büyük Selçuklu Devleti'nin başkenti olan İsfahan, diğeri de İstanbul, Bizans'ın ve Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuş. İşte bu iki özel şehri birbirine bağlayan bu tren ilk kez yapılıyor. Ve ilk defa yolcu taşıyor. İlk defa turistleri Türkiye'den İran'a taşıyor. Bu açıdan da çok önemli. Ve bu trenin iki ülke arasındaki bir kültür köprüsü olacağına olan inancımız da var. Dolayısıyla bu tren hakikaten çok özel ve birçok özellikleriyle de ilk kez yapılan bir özel bir seyahat. Unsere Reise von Istanbul durch die gesamte Türkei bis in den Iran hat zum Ziel vor allem 8 UNESCO Weltkulturerbestätten zu besuchen. Binbir Gece treninin ilk durağı yolu Anadolu'dan geçen her gezginin hayallerini süsleyen Kapadokya. Ihren weiten Weg durch Anatolien und wir fuhren eine Nacht bis nach Kappadokien, wo wir die wunderbare Naturlandschaft Kappadokiens besichtigt haben. Volkanların yeryüzüne armağanı peri bacalarının diyarı. Milyonlarca yıl önce yanardağların püskürttüğü lavların kilometrelerce öteye yayılıp soğuması ve oluşan tüflerin yağmur ve rüzgarın etkisiyle aşınmasıyla oluşmuş bir doğa harikası. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Kapadokya, yeraltı şehirleri, kiliseleri, kaya mezarları ve daha nice güzelliğiyle zamana karşı direnen görkemli bir tarih sahnesi adeta. For German customers, a trip on the Baghdad Railway is a good idea to travel Turkey by train. And we created this tour
with the idea of this heritage railway. Since 2005, we are operating train trips in Turkey. Rayların üzerinde geçen birkaç saatin ardından Adana'da kısa bir mola veriyor Masal Treni. We had some customers already on board the train who were daughters or sons of engineers working in Anatolia on this railway. And for them it was a good incentive or a good reason to decide on this trip to follow their grandfather's steps. Zaman makinesi bu kez 1900'lerin başına götürüyor gezginleri. 200 metrelik uzunluğu ve 99 metrelik yüksekliğiyle hem bir mühendislik harikası hem de bir tarihi eser niteliği taşıyan Varda Köprüsü ya da diğer adıyla Alman Köprüsü tüm ihtişamıyla ayakta duruyor bugün. 1888 yılında Sultan II. Abdülhamid'in Almanya Kralı Kaiser II. Wilhelm'le yaptığı anlaşmaya göre yapımı Almanlara verilen ve Bağdat Demiryolu üzerindeki en zor geçiş noktası olan köprünün inşası 1912'de tamamlanmış. Unser Zug hat uns zu ehren die Brücke mehrfach gekreuzt, ist immer hin und her gefahren, damit wir ihn auch einmal von außen bewundern können. Und diese Brücke war die größte und höchste Brücke in der Türkei. Und wir waren wirklich dort alle zusammen sehr glücklich. Bugün Toroslara bakan vadi manzarasıyla huzur dolu bir coğrafyanın parçası olan Alman Köprüsü, yolu buradan geçenlerin hafızasında kısa ama keyifli bir tat bırakıyor hala. Notalar eşliğinde verilen molanın ardındansa masal treni yeniden yola koyuluyor. Binbir Gece yolcularının bir sonraki durağı Adıyaman'daki Cendere Çayı üzerinde bulunan ve dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprülerinden biri, Cendere Köprüsü. Milattan önce 3. yüzyılın başlarında Commagene Krallığı tarafından Roma İmparatoru Septimius Severus ve ailesinin anısına yaptırılan tarihi köprü, gezginlerin Nemrut'a çıkmadan önceki ilk uğrak noktası. Bir sonraki duraksa tahminen milattan önce 1. yüzyılda Commagene Kralı 2. Mitrades'in annesi Isas adına yaptırılan bir anıt mezar. Karakuş tümülüsü. Ve sıra geliyor yolculuğun belki de en zorlu tırmanışına. Tanrılar Dağı Nemrut olanca heybetiyle karşısında duruyor ziyaretçilerinin. Dünyanın en güzel gün doğumu ve gün batımı manzaralarından birine sahip olan Nemrut, uğruna yapılan zahmetli yürüyüşe değiyor doğrusu. 2150 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek açık hava müzesi olarak da adlandırılan Nemrut, üzerinde barındırdığı dev heykelleri ve kitabeleriyle
Kommagene krallığından günümüze kalan en değerli miras. Kral 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarasıyla Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından biri olarak varlığını koruyor burada. 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası listesinde yerini alan Nemrut Dağı ise gizemli güzelliğiyle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Masal treni yolcularının İran'a girmeden önceki son durağı Van Gölü'nün ortasında yer alan Akdamar Adası. Gölün kıyısından motorlarla yapılan 20 dakikalık yolculuğun sonunda adayla aynı ismi taşıyan Akdamar ya da diğer adıyla Surp Haç Kilisesi karşılıyor ziyaretçilerini. Orta Çağ Ermeni mimarisinin en parlak eserlerinden biri olarak kabul edilen kilise, görkemli işlemeleriyle göz dolduruyor adeta. Wir hatten dort am nächsten Tag einen wundervollen Tag in Achtermar. Diese Insel hat eine Kirche der armenisch-apostolischen Kirche, eine der frühesten Kirchen überhaupt. Und bei wunderbarem Wetter in strahlender Sonne war das ein ganz besonderes Erlebnis. Und wir hatten eine kleine Überraschung vorbereitet, nämlich ein Konzert, das Schubert-Lieder, Brahms-Lieder angeboten hat. Und wir haben uns unglaublich wohl gefühlt und es war wirklich wunderbar. Akdamar Kilisesi, Kudüs'ten İran'a kaçırıldıktan sonra 7. yüzyılda Van'a getirildiği rivayet edilen hakiki haçın bir parçasını barındırmak için Kral 1. Gagik'in emriyle 10. yüzyılda inşa edilmiş. Etrafını çevreleyen taş kabartmalarda İncil ve Tevrat'tan alınan dini konuların ve günlük olayların işlendiği kilise 1113 yılında manastıra çevrilmiş. 1895 yılına kadar da yöredeki Ermeni Patrikliği'nin merkezi olarak varlığını sürdürmüş. Yıllar boyunca bakımsızlığa terk edilen kilise, geçirdiği 2 yıllık restorasyon sürecinin ardından 2007'de müze olarak yeniden açmış kapılarını. Anadolu'ya veda eden masal treni İran sınırlarına girişini ülkenin kuzeybatısındaki Hoy şehrinden yapıyor. İlk seferini gerçekleştiren Binbir Gece treninin yolcuları ise yöre halkının samimi karşılamasından oldukça memnun. Als wir dann im Iran ankamen, wurden wir von den Iraniern überaus freundlich empfangen. Der Empfang war überwältigend, also unsere ganze Gruppe war wirklich ergriffen von der Freundlichkeit der Menschen. Wir sind zum ersten Mal mit der fremden Kultur bekannt gemacht worden. Ja, dass es doch ein stärkeres Rollenverhalten zwischen Frauen und Männern gibt. It's a journey through centuries, and there was a long time of interaction between
Europe and Persia. Farklı kültürler arasında bir dostluk köprüsü kurmayı amaçlayan tren, sınırda verilen kısa ama keyifli molanın ardından yeniden yola koyuluyor ve İran serüveni başlıyor. Masal treninin İran'daki ilk durağı olan Zencan şehrinde yöresel müziklerle karşılanıyor yolcular. Yepyeni bir ülkeyi, bambaşka bir kültürü keşfetmeye yerel ezgilerle başlıyor gezginler. Sasanilerin ilk imparatoru 1. Ardeşir tarafından kurulan ve 19. yüzyılda İran'da doğan Babilik inancının önemli merkezlerinden biri Zencan şehri. Zencan'daki gezintilerine şehrin merkezindeki çarşıdan başlıyor gezginler. Paslanmaz bıçakları, el yapımı sandaletleri ve Malile adı verilen gümüş işlemeciliğiyle tanınan Zencan şehri, İran'ın günlük yaşamını deneyimlemek için iyi bir fırsat. İran'a geldik. Trenimizin ilk durağı, ilk istasyonu Zencan şehri. Burası tarihi bir şehir. Uzun yüzyıllardan bu yana günümüze gelebilmiş tarihi bir kapalı çarşısındayız. Labirent gibi bir çarşı burası ve İran'ın adeta bir yüzü. İran, 70 milyonluk nüfusu ve Türkiye'nin yaklaşık 1,5 katı olan yüz ölçümüyle dev bir ülke. Ve içerisinde yaklaşık 70 milyon insan yaşıyor. Bu insanların %50'si, yani yarısı Türkçe konuşan, bize çok yakın, bizim akrabalarımız. Ve biz burada çok rahat dolaşıyoruz. Türkçe burada çok geçerli bir dil. Buradan çok rahatlıkla her yere gidip Türkçe konuşabilirsiniz. Tarihi bir ülke İran. Bize çok yakın ama tarihimize de çok yakın. Çünkü tarihte Sultan Alparslan, Büyük Selçuklu Hakanı, Harzemşahlar, Safevi Devleti, Akkoyunlu Devleti, Karakoyunlu Devleti, bunlar hepsi İran'da. Halbuki bize o kadar uzak kalmış ki, işte onu şu anda yakınlaştırıyoruz. Burası Ömer Hayyam'ın memleketi. Ömer Hayyam şiirlerini İran'da yazmıştır. Yine Nizamül Mülk, ünlü kanun kitabını burada yazmıştır. Melekşah burada yaşamış. Haşhaşiler, çok önemli bir tarikat, yine İran'da, Alamut Kalesi'nde yaşamışlardır. Bütün bu tarihi olayların bir harmanlaması işte İran oluşturuyor günümüzde. O yüzden İran bize hem yakın hem de akraba bir yer. Zencan'da bir çayhanedeyiz ve burası tarihi bir çayhane, eski bir zürkhane ve orta çağdan kalma bir gelenekle burada ekmek, bal ve çay sunuluyor. Şu anda görüldüğü gibi. İran'ın geleneksel tatlarıyla karınlarını doyuran gezginler için yeniden yola koyulma vakti. Sıradaki durak, İslam dünyasının en görkemli yapılarından biri olan Sultan Olcaytu Türbesi. Zencan, İlhanlı Sultanı Olcaytu'nun türbesiyle ünlü bir yer. Gerek kubbesinin özelliği, gerekse de yapının mimari tasarımı ile ilgili, burası UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine yer almış olan bir eserdir. Tarihi ta 14. yüzyıla kadar gidiyor. Zira 1300'lerin başlarında İlhanlı Sultan, Sultan Olcaytu burayı kendisi için tasarlanmamış aslında. Burayı Hazreti Ali için tasarlamış bir türbe haline getirmek istemiş. Ancak Necef'teki ulema bu türbeyi pek benimsememiş. O yüzden
buraya gömülmek zorunda kalmış Sultanoğlu Caytu. Peki kimdir bu Sultanoğlu Caytu? Sultanoğlu Caytu büyük Moğol Hakanı Cengiz Han'ın soyundan gelen bir İlhanlı Sultanı'dır. Şimdi olay şöyle gelişiyor. Cengiz Han bütün var olan bilinen dünyayı fethettikten sonra 1227 yılında son Çin seferini yaparken hayatını kaybediyor, ölüyor. Ardından büyük Cengiz İmparatorluğu değişik dört oğlu arasında paylaşılıyor. Ve Tulu en küçük oğlu Moğolistan'da hakimiyet kuruyor. Ardından Tulu'nun üçüncü oğlu olan Hulagu İran ve çevresinin yönetimini alıyor. İşte bu yönetimi altına aldığı olan coğrafyada ağırlık olarak İslam dini olduğu için kendisi de her ne kadar İslam dini baştan kabul etmese de Müslüman oluyor. Müslümanlığı seçiyor. Ve adını İlhan alıyor. Hulagu. Ardından da İlhanlı Devleti bu şekilde doğmuş oluyor. Ve çevresinde zaten işte Abbasi Halifeliği var. Ardından Memlük Sultanlığı var hemen Mısır'da. Ve onlarla ihtilaflar başlıyor. Ve sonra Hulagu imparatorluğunun sınırlarını Mezopotamya'ya doğru yaymaya çalışıyor. Bağdat'ı yerle bir ediyor. İşte günümüzde de hala Moğollar deyince bir Bağdat işte katliamı ve zulmü akla gelir. İşte bu nedenden dolayıdır ki Hulagu İslam dünyasında çok severek karşılaşılan bir isim değildir. Hulagu'nun ölümünde beraber İlhanlı Devleti bu bölgelerde yani Kuzey İran'da hakimiyetini pekiştirmek amacıyla yeni şehirler kurmuştur. Ve İlhanlı mimarisi olarak işte söyleyebileceğimiz bir mimari tarz oluşturmuşlardır ki en belirgin örneği hemen şu anda bulunduğumuz yer olan Sultaniye Medresesi ve Sultaniye Türbesi'ni oluşturuyor. Sultanoğlu Caytu ise dedesi Hulagu Han kadar enteresan ve ilginç bir yaşam hikayesi var. Kendisi 12 yıllık sultanlık dönemi boyunca bir Hristiyan olarak vaftiz ediliyor. Çünkü Hulagu'nun eşlerinden bir tanesi de Bizans prensesi. İşte Hristiyan bir anneden doğması nedeniyle Hristiyan kültürünü alıyor. Ancak daha sonra İslam hükümdarı oluyor ve bu nedenden dolayı da ismini de değiştiriyor. Oğlu Caytu oluyor. Ve ardından da kafası hala karışık. Önce Budizmi seçmeye çalışıyor derken Sünni oluyor. Sünniliğin dört tane kulundan ikisinin peşinde gidiyor. En sonunda işte askerleri tam onu Budist yapacakken kendisi Şiiliği tercih ediyor. İşte ardından da Hazreti Ali'ye Necef'teki türbesini buraya taşımak için çaba gösteriyor. İşte ardından da bir Şii olarak burada defnediliyor. Böyle ilginç bir yaşam hikayesi olan bir kişi Oğlu Caytu. Zaten son İlhanlı atabeylerinden biri kendisi. ...25,5 metre çapında ve 48,5 metre yükseklikte olan türbenin kubbesi, yükseklik açısından Floransa'daki Santa Maria Katedrali ve İstanbul'daki Ayasofya Bazilikası'ndan sonra dünyanın en yüksek 3. kubbesi. Zencan'ın en ilginç yapılarından bir tanesi de çamaşırhanesi. Bu çamaşırhane 19. yüzyılda ilk defa yapılmış olmakla beraber bu 20. yüzyılın uzun süre boyunca kullanılmış olan bir yapı. Yapı yeraltı su kaynaklarını kullanılarak çamaşır yıkamak amacıyla kullanılmış. Ve kadınlar o dönemde tabii ki çamaşır makinelerinin olmadığı bir zamanda buraya gelip çamaşır yıkarlarmış. Bu yapının özelliği İran'da tek olması. Başka hiçbir yerde böyle bir çamaşırhane yok. Zencan'da geçirilen dopdolu bir günün ardından
yeniden yola koyulmaya hazırlanıyor masal treni. Zencan'a veda edip bir sonraki şehri keşfetme vakti. İstikamet, dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Yezd. Yezd şehrinde yine yöresel oyunlarla karşılanan yolcular hiç vakit kaybetmeden İran'daki ikinci duraklarını keşfe çıkıyor. ...4000 metre yüksekliğindeki Rud dağlarının eteklerinde bulunan Yezd... ...3000 yıllık geçmişiyle göz dolduran bir şehir. Kevir, Lud ve Taftan çöllerinin yanı başında bulunduğundan... ...yöre halkı bu şehre Çöl Gelini adını vermiş. Yezd'in merkezinde kısa bir gezintinin ardından... ...şehrin yaklaşık 2 kilometre dışındaki sessizlik kulelerini... ...Farsça adıyla... Dahme'yi keşfe çıkıyor gezginler. Zerdüşt inancına göre ölülerin havayı kirletmemek için yakılmadığı, toprağı kirletmemek için gömülmediği, bedenin doğadaki yırtıcı kuşlara emanet edildiği bir açık hava mezarlığı burası. 2500 yıl boyunca uygulanan bu ritüelde ölü bedenler buraya Naseller denilen görevlilerce getirilir ve kulelerin içindeki avlulara yatırılarak doğaya terk edilirmiş. Bir yılın sonunda geriye kalan kemikler kireç içinde bir odaya kaldırılıp burada iyice dağılan kalıntılar çeşitli filtreleme yöntemlerinden geçirilip yağmur suyuyla birlikte doğaya ve denizlere bırakılırmış. 20. yüzyılın başlarında giderek daha az tercih edilen bu yöntem 1960'lı yıllardan itibaren tamamen yasaklanmış. Şehir merkezine dönen gezginlerin bir sonraki durağı Yezd'in sembollerinden biri haline gelen Cuma Camii. ...1365 yılında inşa edilen cami, 48 metre yüksekliğindeki minareleriyle İran'daki bütün camiler arasında ilk sırada yer alıyor. Mavi çinilerle kaplı minareleri ve mozaik fayans kaplı kubbesiyle dikkat çeken cami... yakın zamanda restore edilmiş ve değerli el yazmalarının sergilendiği modern bir kütüphane haline getirilmiş. Thank you.
haben im Prinzip die Highlights im Iran besichtigt. Wir viele verschiedene Städte besichtigt haben, die uns wirklich absolut überwältigt hatten. Zerdüştlüğün merkezi olan Yezd şehrindeki son durak, en önemli ateş tapınaklarından biri olan Ateş Kade. Milattan önce 470 yılından beri yanan ve 1940'ta Ardakan'daki orijinal yerinden Yezd'e getirilen kutsal ateşin 24 saat süreyle hiç sönmeden yanmasının sırrı, görevli rahiplerin ateşi beslemek için kullandığı badem veya kayısı odunları. Tapınağın duvarlarını ise Zerdüştlerin kutsal kitabı Avesta'dan bazı ayetler süslüyor. Civilizations have a lot of in common and it's nice to follow these steps and to be on the sides. The feedback of the guests I heard is quite positive. They say it's an interesting trip, offering a wide selection of sites to see, and it is a very relaxing trip, combining beautiful sceneries with cultural sites. İran'daki yolculuğuna kaldığı yerden devam eden masal treni rotasını İsfahan'a doğru çeviriyor. Binbir gece yolcuları bambaşka şehirlerde Fars kültürünün izini sürmek için yeniden yola koyuluyor.